Şimdi esasen burada e, bizleri gerçekten hayrete düşüren, beklenmedik e, diyeceğimiz bir e, öneriydi veya değerlendirmeydi. Biz e, Sayın Yusuf Tekin e, bu camianın içerisinde uzun yıllar bürokrat olarak çalışmış bir e, birey olarak e, daha milli yapısal sorunlarına çözüm bulan e, önermeler getireceğini düşünüyorduk. Ama e, ortaya konan bu öneri veya ortaya konan bu tırnak içerisindeki hediyenin, tırnak içerisindeki bu önlük e, meselesinin... E, çok çokça e, milli veya halkımızın toplumun beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu daha da ötesi bunun bir hedef saptırma gündem e, oluşturma yapay gündem oluşturma çabası olarak değerlendiriyoruz. Şimdi e, şöyle söyleyelim 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül tarihi itibariyle başladı. Bu 11 Eylül'den yaklaşık olarak bir 20 gün önce 21 Ağustos'ta 32 maddelik bir genelge yayınlandı Milliyetin Bakanlığı tarafından. Bu 32 maddelik genelgenin 11. maddesinde şöyle bir ibare vardı. Öğretmenlerin temsil ve rol model olmasına dair tamamlayıcı unsur olarak mealen söylüyorum. Önlük giymesinin tavsiye edileceği ile ilgili. Tabi bu önlük bizleri eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak açıkçası düşündürdü. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın dönemdeki benzer uygulamaları özellikle eğitimde gerici veya daha açık ifadeyle belli bir inanç veya mezhep yaklaşımını dayatma olarak algıladık. Bundan da kaynaklı. Nereden çıktı diye bir temel kamuoyu sordu. Eğitim emekçileri de sordu. Bununla ilgili bu gündeme geldikten yaklaşık iki gün sonra bakanlık tarafından valiliklerce ta tavsiye edilecek gibi bir durum e, söylendi. E, tabii valilik burada kalma emekçilerinin ilde bir bakıma e, amiri pozisyonunda bu tavsiyenin bir zorlamaya bir dayatmaya gidebileceğine dair endişelerimiz vardı. Nitekim bu da haklı çıktık. E, Sivas'ta örneğin İmni Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalar vardı. Örnek e, önlüklerin özellikle kadın arkadaşlarımızın önlüklerinin çok kısa olduğu bunun uzatılması gerektiğine dair ifadeler basına yansıdı. E, bu ve benzeri durumlar bizleri ürkütüyor, korkutuyor. Çünkü... E, ...murad edilen şeyin eğitimin... E, ...temel sorunlarını çözmekten uzak olduğu... ...endişemizi haklı çıkarıyor. Şimdi bakıldığı zaman... E, ...bugün özellikle... E, ...piyasa koşulları bakımından da bu kadar... ...ekonomik yetmezliğin olduğunu... E, ...biliyoruz hepimiz. Can yakıcı temel sorun... ...şu anda ülkemizde... ...başat sorunlardan biri ekonomi. E, geçen sene bakın özellikle... ...genel seçimlerden önce... E, ...okul öncesi çocuklarımızın bir... ...ön yemeğiyle alakalı yoğun girişim kimizden kaynaklı ee, bazı okullarda buna dair bir çalışma yapıldı ama hemen sonra bu eğitim öğretim yılında ne üzülerek söylüyoruz kaldırıldığını deklar ettiler kaldırıldığını gördük yani e, ortalama 1 milyondan biraz fazla olan eğitim emekçilerini düşündüğümüzde öğretmenleri diyelim düşündüğümüzde bunun e, takribi şu anda piyasa koşullarında minimum 350 TL'ye yapıldığı varsayılırsa 402 milyon 500 bin Türk lirası gibi büyük bir yekün çıkıyor. Yani e, buradan bir öğretmen olarak kamuoyuna, buradan yetkililere gerçekten üzülerek sesleniyoruz. E, bu doğru değil. Bakın bizlerin e, alanda, sahada karşılaştığı o kadar trajik, o kadar üzüntülü durumlar var ki bir örneği ifade edeyim. Kendi okulumda, kendi öğrencim bunu söylüyorum. Öğrencim kafaya ta, kafasını masaya koyuyor bu anlamda bakıyorum uyukluyor kenara çekiyoruz konuşuyoruz ee, şu öğrencimiz bir meslek lisesinde şunu söyleyebiliyor. Hocam okuldan sonra çalışmak zorundayım. Kirayı ben ayarlamak zorundayım. Ondan dolayı gündüz hani bu şekilde uyukluyorum. Bir öğrencinin bir çocuğumuzun bunu söylemesi, eğitim emeksi olarak buna maruz kalmamız nasıl büyük bir ızdırap veriyor farkında mısınız? Ya bugün çocuklarımızın hani e, genel anlamda e, geçen yıldan beri bunu uzun süredir söylüyoruz ama gündemleştirdiğimiz bir mesele. Bugün okullarımızda çocuklarımızın renkleri soluk, gözleri soluk. Bakın meslek liselerinden yine örnek vereyim. Örneğin 9-10 saate varan günlük bir eğitim sürecinde siz yemeği oldukça verimli, sağlıklı bir öğün dizgisi yemesi gereken çocukları okula Kabaca söylüyorum hapsediyorsunuz ve onları bir ön yemeği veya bir şekliyle sağlıklı, e, besleyici, ücretsiz bir yemeği sağlayamıyorsunuz. Hani sürekli söylüyoruz güçlü Türkiye. Evet güçlü Türkiye. Evet G20'nin içerisinde olduğu söyleniyor. Büyük makro politikalarda Türkiye'nin sözünün, etkisinin olduğu söyleniyor. Bir eğitimci olarak bunu soruyorum, sormak durumundayım. Benim bugün çocuğumun sağlıklı bir biçimde öğrencimin beslenememesinin vebalini kim sağlayacak? Hangi itibar veya hangi politika bununla örtüşüyor acaba? Bugün bize müracaat eden gerçekten söylüyorum çocuklarımız, velilerimiz var konuşuyoruz. Ben burada eğitim ve bilim emekçileri e, sendikamızın şubesine bağlı bir şube başkanı olarak söylüyorum. Bize gelen müracaatlarda özellikle çocuklarının yeteri kadar beslenememesinden dolayı ne yapabileceğini, nereye başvurabileceklerini veya bize gelip sanki bir bu konuda ödenek veya çalışmamız varmış gibi soranlar oluyor. E biz buradan e, kaymakamlıklara yönlendirdiğimizde çok olumlu yanıtlar almadıklarını söylüyorlar. Belediye yönlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin hani bu konuda özellikle çocuklara bazı temel gıda ile ilgili katkıları olduğunu biliyoruz. Bu güzel ama yerel yönetimlerin de hani güçlü belli bir bütçe sınırı var. Bundan kaynaklı biz bunun merkezi politikada netleştirilmesi gündemleştirilmesi ve çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu bir belediyenin yaptığı, yapabildiği bir eylemi, bir bu anlamdaki dayanışmayı çocuklarımıza gıda takviyesini bakanlık yapabilmeli. Bakın çok önceki dönemlerden değil, kendi öğrenciliğimizden söyleyelim. Bizim dönemimizde örneğin yani okullarda kantin değil de kooperatiflerimiz vardı. O kooperatifler aracılığıyla biz bir takım kırtasiye malzemelerini veya temel bazı e, gıda malzemelerini e, bir maliyetle e, sağlayabiliyordu bunu. Okullar bunu böyle yapıyordu. Şimdi siz okulların ihtiyaçlarını ödenek sağlamadan, yeteri kadar ihtiyaç sağlamadan, ödeneğini sağlamadan kantinler aracılığıyla bir sübvanse ediyorsunuz. Yani kantinler böyle dönecek diyorsunuz. E ama e bunun da kantinci doğal olarak kira bedelini veya ihale bedelini gidermek üzere tostundan tutun da simidini ayranına yansıtmak durumunda kalıyordur. Bu şekliyle iş dönmez. Çocuklarımızın nasıl okula aç gelip aç gittiğini biliyor ve görüyoruz. Çok hazin minik bir anekdotla ben bu konuyu bu kısmı da tamamlayayım. Öğlen aralarında çocukların artık yemek yemek için değil, emin olun zamanı doğsun diye bahçede orada burada oyalandığını, kantine bile uğrayamayan o kadar çoğu çocuk olduğunu kamuoyunun bilmesini isterim. Bu sözünü ettiğim abartı değil bakın. Şu yarım saat 40 dakikalık öğlen arası olan okullarda kantine uğramayıp tekrar ediyorum sağda solda zaman geçirerek evden de getirecek. Bunu bazen velilerimiz geldiğinde söylüyoruz. Hani e, bizim dönemimizde bunlar ayıp değil. Ekmeğin arasına salça sürüp götürdüğümüz yumurta koyup götürdüğümüz zamanlar. Bunu bir gün bir veliye söylediğimde hocam yumurtanın kolisini koliyle alamıyorum. Bir yumurtayı koliyle alamıyorum diyen bir velinin karşısında bir öğretmen olarak söyleyecek söz bulamamak bizi öfkelendiriyor, çözüme zorluyor. Buradan ben özellikle söylüyorum, şununla da ifade edeyim aslında. Şimdi yetkililer zaman zaman diyorlar ki hani ücretsiz öğünle ilgili bir talep yok. Ben buradan herhangi bir sendikadan veya siyasi partiden bağımsız vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Lütfen bulunduğunuz ilçelerde kaymakamlıklara gidin. İl milletim, ilçe milletim müdürlüklerinize gidin. Talebimiz var inleyin. Çocuklarımıza bir ön ücretsiz talebimiz var. Ben buradan vatandaşlarımıza gerçek anlamda bir talepte bulunmalarını söylüyorum. Çünkü bakanlık yetkilileri yerelde özellikle konuştuğumuzda başkan böyle bir talep yok diye söylüyorlar. Oysa bu talebin gerekliliği ki var ve bunun da görünmemesi mümkün değil. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında bu görüntü okullardaki bu anlamda öğret çocuklarımızın, öğrencilerimizin, geleceğimiz dediğimiz yavrularımızın ekonomik yetmezliklerle beslenememesinin mazereti olamaz. Bu e, sözü edilen özellikle sorunuz üzerine söylüyorum. Yani e, önlük meselesinin başkaca boyutları var. E, ama bizim için en hazin olan tarafı e, yapısal sorunları örten kabaca bir örtüden gündem saptırmaktan başka bir şey değil. Okulların yığınla sorunu var. Eğitim öğretim sürecinin yığınla sorunu var. Bu sorunları ayrıca konuşmak gerekebilir belki. Hani bunlarla alakalı çokça bakın yakın dönemde mesela bir müfredat değişikliğinden bahsediliyor. Bu müfredat değişikliğinde bizim paydaş olarak eğitim ve bilim emekçilerinin orada masada karar alıcı olarak bulunmasını istiyoruz. Bulunmak istiyoruz. Bize rağmen uygulayacağı rağmen olmaz. Sizler herhangi bir sendikanın iki sendikanız görüşünü alarak bu işi kotaramazsınız, yürütemezsiniz. Eğitim ve bilim emekçilerinin bulunduğu zemin, bulunduğu satı, ilkeleri kamusal yararı gözetir. Bizim özellikle eğitim öğretim sürecine dair beklentimiz, önerimiz kamu yararınadır. Bu noktada dediğim gibi müfredatın yenilenmesinden tutunda okullara ödenek bakın yakın dönemde örneğin şu anda KESK bünyesinde önümüzdeki 2024 bütçesi ile ilgili eylemlikler, görüşmeler, değerlendirmeler yapıyoruz. Yani burada eğitime ayrılan bütçenin yetmezliğini herkes ortada görüyor, biliyor. Bugün baktığınızda öğrencilerin özellikle okul terk oranlarının artması, yine bu da ekonomik temelli. Okul terk oranlarının artmasındaki özellikle kız öğrencilerinin sayısının fazlalığı, dediğim gibi bir burada varoş bölgelere ekonomik etmezliklerin olduğu bölgelere gidildiğinde çalışma zorunluluğundan kaynaklı öğrenci ne ifadesi bu çalışmak zorundayım hocam diyor. Para getirmem gerekiyor eve diyor. Böyle bir atmosferde siz çocuğun hangi eğitim öğretim sürecine müdahil olmasını beklersiniz? O yüzden dediğim gibi öndük meselesinden önce lütfen burada kamuoyunun duyarlı olup bu bir demokratik yapı içerisinde vatandaşlık hakkıdır kendi çocuğunun geleceğine ve kendi çocuğunun sağlıklı beslenme hakkına vatandaşımızı sahip çıkmaya davet ediyorum.